Arkadaşlar yeni bir videoda hepinize merhabalar. Libya'nın Deutschland videolarından 241. soruda itibaren sizlerle beraberiz. İlk sorumuz: Frau Zega bekommt ein Kind. Was muss sie tun, Elterngeld zu erhalten? Bayan Zeger'in bir çocuğu var. Ebeveyn ödemesi almak için ne yapması gerekmektedir diyor. Bakalım, okuyalım ışıklarımızı. Sie muss an ihre Krankenkasse schreiben. Sağlık sigortası şirketine yazmak zorunda. Sağlık sigortası şirketi değil arkadaşlar. Sie muss nicht tun, denn sie bekommt automatisch Elterngeld. Hiçbir şey yapmasına gerek yoktur çünkü otomatik olarak ebeveyn ödeneği ödenir. Değil arkadaşlar, otomatik olarak ödenmez. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. Ebeveynlik yardım bürosuna, ebeveynlik yardım bürosuna başvurması gerekmektedir. Bu nedenle doğru cevap bu olmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. 242. sorumuza. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in der Kindergarten geht? Almanya'da bir çocuğun anaokuluna gidip gitmediğine kim karar verir? Anaokulu tamamen ebeveynlerin karar vereceği bir şey olduğu için die Eltern oder die Erziehungsberechtigten, yani ebeveynler ya da yasal vasiler buna karar verebilirler arkadaşlar. 242. soruya geldik. Maik und Zübüli wollen in Freunden in an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Yani Malik ve Zübül Alman evlerinde arkadaşlarıyla sokakta bir gösteri yapmak istiyorlar. Okey. Was müssen sie vorher tun? Önceden ne yapmaları gerekmektedir? Okuyalım. Sie müssen nicht tun. Hiçbir şey yapmaları gerekmiyor. Man darf in Deutschland jederzeit überall Demonstration. Almanya'da herhangi bir yerde istediğiniz zaman gösteri yapabilirsiniz. Yok arkadaşlar, öyle değil. Hani gösteri yapmaya çok müsamahalı olsalar da hani her zaman her istediğiniz zaman her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Sie müssen die Demonstration anmelden. Evet, yapılan gösteriyi kaydetmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Bunu kaydetmeniz durumunda gösteri yapmaya bir engel bulunmamaktadır. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 244. soru arkadaşlar. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? Almanya'da bir üniversitede çalışmaya başlamak için hangi diplomanın olması gerekmektedir? Abitur diplomasının olması gerekmektedir arkadaşlar. Doğru cevabımız abitur olacaktır. 245. sorumuz. Wer darf in Deutschland nicht ein Paar zusammenleben? Kimin Almanya'da çift olarak yaşamasına izin verilmiyor diyor. Çünkü nicht bulunmakta. Hans'la Maria, 20 yaşındaki ve 19 yaşındaki Hans'la Maria beraber yaşayabilir mi? Bir erkek bir bayan yaşayabilir. Tom'la Klaus, iki erkek aynı evde yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilirler. Birlikte yaşayabilirler. 18 yaşında geçmişler. Sophie ile Lisa, 35 ve 40 yaşında iki bayan bir arada yaşayabilirler. Çift olarak. Anne, o da Tim beraber yaşayamazlar. Çünkü anne 18 yaşından küçük, 13 yaşında 25 yaşındaki biriyle aynı evde çift olarak yaşayamazlar arkadaşlar. 246. soruya geldik. Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig? Yani Almanya'da kaç yaşına itibaren yasal yaştasınız arkadaşlar? Almanya'da 18 yaşından Türkiye'dekiyle aynı, 18 yaşından itibaren yasal yaşınızda olmaktasınız. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders beschützt. Wie heißt diese Schutz? Yani bir kadın var, hamileymiş. Özellikle çocuğunun doğumundan kısa bir süre önce ve sonra kanunla korunmaktadır. Bu korunmaya ne denir? Annenin korunmasına Mutterschutz, anne koruması, anne bakımı diyebiliriz. Ertenzat değil, Geburtsvorbereitung, Mutterschutz doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. 248. soruya geldik. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe. Yani Almanya'da çocukların yetiştirilmesi kimin öncelikli görevidir? Çocukların yetiştirilmesi tabii ki ebeveynlerin veya Eltern, cevabı doğrudur, görevi olmaktadır. 249. sorumuza geldik.
Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung? Yani Almanya'da çocuk yetiştirmekten kimler sorumludur? Bir daha geldi arkadaşlar sorumuz. Yine ebeveynler, yani die Eltern şıkkı doğru olacaktır. 250. sorumuza geldik. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man. Almanya'da iyi bir iş bulma şansınız hangi şartlarda en yüksektir? Katolik iseniz, gut ausgebildetseniz, iyi eğitim almışsanız, eine Frau'sanız, bir bayansanız, Mitglied einer Partei is, bir partinin üyesiyseniz, tabii ki iyi bir eğitim almanız durumunda iş bulma şansınız daha yüksek olacaktır. 251. soruya geldik arkadaşlar. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, Almanya'da bir çocuğa çarparsanız, karşımıza neler gelebilir bakalım. Geht das niemand etwas an? Kimseyi ilgilendirmez. Olur mu? Bir hayvana bile çarptığınız zaman herkesi ilgilendiriyor da, hani bir sorumluluğun var da bir çocuğa çarptığınız zaman mı ilgilendirmiyor? Geht das nur die Familie etwas an? Sadece aileyi ilgilendirir. Değil. Kann man dafür nicht bestraft werden? Bunun için cezalandırılamazsınız. Çok basit cevaplar aslında bunlar. Kann man dafür bestraft werden? Yani bunun için cezalandırılabilirsiniz gibi basit bir cevap doğru cevap olmaktadır arkadaşlar. 252. sorumuza geldik. In Deutschland, yani Almanya'da. Bakalım okuyalım. Darf man zu gleichen Zeit nur mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet sein? Bir seferde yalnızca bir eşle evlenebilir. Bu doğru. Diğerlerine bakalım. Kann man mehrere Partnerinnen gleichzeitig haben? Aynı anda birden fazla eşiniz olabilir. Olamaz. Darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war? Evlendikten sonra tekrar evlenemezsiniz. Evlendikten sonra boşanırsınız, tekrardan evlenebilirsiniz. Darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist? Bir kadın kocası öldüğünde tekrar evlenemez. Bu şıkların hiçbiri doğru değil. İlk şıkkımız bir kişi bir kişiyle evli olabilir. 253. sorumuza geldik. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? Almanya'ya taşındığınızda nereye kayıt olmak zorundasınız? Kayıt ofisine zorunluluğumuz vardır. Beim Einwohnermeldeamt. Yani bir kayıt ofisine kayıt olmak zorundayız arkadaşlar. 254. sorumuza geldik. In Deutschland'da dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Almanya'da evli çiftler boşanabilirler. Çoğu ülkede olduğu gibi. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Çoğu zaman ayrılık yılına uymak zorundadırlar. Was bedeutet das? Yani bu ne anlama gelmektedir? Okuyorum ışıkları. Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. Yani boşanma süreci bir yıl sürer. Geçelim bu şıkkı bakalım. Man und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die Scheidung möglich. Karı koca bir yıl evli, sonra boşanma mümkündür. Das Besuchrecht für die Kinder gilt ein Jahr. Çocukların ziyaret hakkı bir yıl geçerlidir. Man und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Yani erkekler ve kadınlar kendi yaşamlarını en az bir yıl boyunca ayrı ayrı yönetirler. Dana isti scheidung möglich. Bundan sonra boşanma mümkün olabilir. Yani arkadaşlar Almanya'da evli çiftlerin ayrılık yılı olarak bir yıl, erkek ve kadınlar kendi yaşamlarını en az bir yıl boyunca yönetmeleri gerekiyor. Bundan sonra boşanmalar mümkün olabiliyor. Yoksa direkt ben boşanmak istiyorum deyince boşanamıyorlar. 254. soruyu da bitirmiş oluyor. Ve bu serideki son sorumuz olsun arkadaşlar. Bei Ersicherungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom. Ebeveynlik sorunları durumunda Almanya'daki ebeveynler nereye başvurmalılar? Ordnungsamt değil, Schulamt değil, Jugendamt, evet, gençlik ofisine ebeveynlik problemleri ile başvurmaları mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.